Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Trigger yani tetikleyici konusuna giriş yapmıştık. İlk verdiğimiz örnekte de trigger yapısının insert yapısıyla yani bir tabloya bir veri eklendiğinde başka bir tabloda nasıl tetikleyici kuracağımızla ilgiliydi. Bugün de yine trigger konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ise insert yapısından ziyade bir de delete yapısına bakalım. Yani bir tabloda bir veri silindiğinde bakalım sonuç bize nasıl dönüyor ve bu sistemi nasıl kuruyoruz. Bir new query açalım arkadaşlar. Zaten bir önceki kurduğumuz tetikleyici yapısı database'i burada. Şöyle bir bakalım. Bir satış tablom vardı. Bir de stok tablosu. Ürün tablosu var. Onu daha sonra kullanabiliriz diye ekledim. Şimdi execute ettim arkadaşlar. Son güncel satışlarımız doğrultusunda stokta kalan ürünlerimiz bu şekilde. En son 250 yani ürün ID'si 3 olan hatta onu da getirelim de en azından ismini okuyabiliriz. Şimdi tekrar execute edelim. Ürün ID'si 3 olan yani televizyondan 150 adetlik bir satış gerçekleştirilmiş ve toplamda benim 250 olan stok sayım yaptığım trigger işlemiyle, tetikleyici işlemiyle buraya satışı gerçekleştirdiğimde stoktan bunu otomatik olarak düşürmesini sağladık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir senaryo kuralım. Mesela buradaki Ayşe Kara 150 televizyon siparişi satışını aldı ama sonra dedi ki ben memnun değilim. Bunları iade etmek istiyorum ve benim bunları sisteme tekrar giriş yapmam gerekiyor. Şimdi bunu iki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesi iki tabloya da ayrı ayrı veri girerek yani nasıl buradan Ayşe Kara'yı silersiniz ve stok sayısını 100'den 250'ye tekrar çıkartırsınız. Ama ben bu yapıda bir trigger oluşturmak istiyorum. Satış iptalinde yani satış tablosunda herhangi bir silinme olduğunda tekrar o satılan adeti stoğa tekrar eklemek istiyorum. Yine aynı mantık çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir tane daha trigger oluşturalım arkadaşlar. Bu da satış sil diye bir trigger olsun. İşlem nerede olacak? Satış tablomda olacak. Şuradan tablolarımın tetikleyici tablolarım da burada açık kalsın. Gerçi burada da isimlerini biliyorum da. Satış tablosu içerisinde bir işlem olacak. Peki bu işlem ne olacak arkadaşlar? Insert değil, delete olacak. Yani bir silme işlemi, bir veri girişi değil, bir silme işlemi olacak. O yüzden diyorum ki after delete. Yani bir önceki örneğimizde after insert demiştik. Bunda ise after delete diyoruz arkadaşlar. Çünkü bir veri silme işlemi gerçekleştirecek. As dedikten sonra begin işlemini açıyorum. Bir tane de begin'i end ile kapatalım. Araya işlemlerimizi gerçekleştirelim. Yine değişkenler oluşturuyorum arkadaşlar. Ne diyelim? Satın alınan ürün bir integer yapısında olsun. Yine diğeriyle aynı mantıkta ilerliyorum. Bir tane de adet değişkenim olsun arkadaşlar. Geldim. Select yapısını kuruyorum. Bir önceki videoda ne dedik? Insert yaptığımızda arka planda inserted şeklinde bir sanal tablo oluşuyor. Delete yaptığımızda da arka planda deleted diye bir sanal tablo oluşacak arkadaşlar. Ve biz o tablolar arasındaki parametreleri eşleştirmek için bir sorgu yazıyoruz şu anda. Select dedikten sonra satın alınan ürün benim için şuradaki satın alınan ürüne tekabül eder arkadaşlar. Alınan ürün şeklinde buna tekabül edecek. Virgül adet olarak oluşturduğum değişken ise benim adet olarak kullanacağım buradaki sütuna eşitledik. Peki from dedikten sonra nasıldı? Bakın bir inserted yapısı var. Ben bunu kullanmayacağım çünkü ben artık delete işlemi yapıyorum. O yüzden deleted bakın burada da çıktı arkadaşlar. Deleted şeklinde bir sanal tablo mevcut. Oluşturduğu trigger yapısıyla deleted tablosunu kullanacağım. Peki silme işlemi olursa ne olacak arkadaşlar?
Update diyorum. Değişiklik nerede kaynaklanacak? Yine stok tablosunda. Geldim, set dedim. Stok sayım, artık buradaki stok sayımı arkadaşlar eşittir. Eski stok sayısına bu sefer adeti ekleyeceğim arkadaşlar. Çıkartmıyorum. Neden? Çünkü stoktan bir azalma yok. Ve adetten, yani geri iade olduğu için o kadarlık ürün stoğa tekrar tekabül edecek. Yani eklenecek arkadaşlar. Geldim. Word, bir de koşul koydum. Dedim ki ürün ID'im benim satın alınan ürün. Buradaki ID'leri işlemek için kullandım. Dedim end. Şimdi yapıyı kapatalım. Şurayı bir çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç döndürecek. Execute ettim. Başarılı bir şekilde bir trigger oluşturdu. Geldim. Şuradan bir kontrol edelim. Database. Tetikleyici. Tablolar. Nerede oluşturmuştum? Yine satış tablosunu oluşturduğum için satış tablosunun içerisinde trigger'a bakıyorum. Bakın ne yaptı? Bu sefer stok ürün değil de satış şeklinde bir trigger yapısını başarılı bir şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şuraya ikinci bir end mi açmışız? Şimdi yapımızı oluşturduk arkadaşlar. Şöyle tekrar şu ürünü şuradan sileyim. Geldim bir çalıştırayım güncel olarak. Güncel olarak stoklarım bu durumda. Ayşe isimli müşterinin satışlarını tekrar iade ettiğini varsaydık. Yani buradan Ayşe Kara satırını ben tamamen silmem gerekiyor arkadaşlar. Geldim. Bir delete yapısı oluşturuyorum. Delete yapısı nasıl oluşuyordu? Delete from dedikten sonra arkadaşlar bir tane tablo üzerinde, yani hangi tablo üzerinde işlem yapmam gerektiğini buraya bildiriyorum. Ve bir de koşul koyuyorum arkadaşlar. Koşulum nedir? Bunu isterseniz ID koşullarsınız, isterseniz müşterinin adını soyadını koşullarsınız ama tabii ki her zaman ID önemli olan noktadır. Çünkü aynı müşteride aynı ada ve soyada sahip müşteriler olabilir. Burada direkt ID kullanabilirsiniz ya da kişinin nedir mesela TC kimlik numarası üzerinden bir yapı oluşturabilirsiniz. Çünkü kendisine ait spesifik bir bilgi olması gerekiyor. Ben buradan satış ID kullanacağım arkadaşlar. Satış ID 2 şeklinde buradaki yapıyı, yani 2'yi sileceğim. Şimdi geldim. Execute ettim. Bakın ne yaptı? Başardı ve iki satırda değişiklik yaptı. Ama ben tek satırda değişiklik olmasını istemiştim. Bu ikinci satır arkadaşlar arka planda çalışan buradaki sanal bir tablo var ya, deleted tablosu. Oradaki tabloda da işlem yaptığı için bana burada 1 artı 1'den 2 farklı tabloda aslında etkilenen satır olduğunu bana bildirdi. Şimdi geldim arkadaşlar, tekrar burayı çalıştırıyorum. Execute ettim. Bakın ne oldu arkadaşlar? Tekrar burası 100 iken 150 adet iade geldiği için burası otomatikman tekrar 250'ye çıktı. Buradaki satış alanı tamamen silindi ve ben stok sayımı iade oranı kadar bunu arttırmış oldum arkadaşlar. Tabii bu çeşitlendirilebilir. Örneğin işte Ayşe arkadaşımız bunun belli bir kısmını tekrar iade edebilir. Onun için farklı bir değişken tanımlayabilirsiniz. Mesela bunu kendi evinizde yapmaya çalışın. Örnek veriyorum. Satın aldığı ürünün tamamını değil de işte ne kadar aldı? 150 aldı ama onun 100 tanesini iade etmeye çalıştı. Onunla ilgili bir işlem yapabilirsiniz. Ama tamamen çalışma mantığı bu şekilde. Trigger'lar üzerinde elimden geldiğince bol bol örnek yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda bir de insert yaptık, delete yaptık. Bir de update yapısını, yani güncelleme üzerine bir işlem yapalım. Çünkü ne demiştik arkadaşlar? 3, yani insert, update ve delete yapılarında trigger'lar işimize yarıyor. İlk videomuzda insert yapısını kullandık. Bunda delete yapısını kullandık. Üçüncü olarak da update yapısını kullanarak bu trigger yapısının mantığını en azından basit bir şekilde oturtmuş olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yine bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.